Sevgili kardeşlerim, 9 Mayıs 2024 günlerden, günleri de bilmiyorum, boşver. Romanya'da sevgili kardeşlerim, 2 günlük vigneta alındı Nick Natlak kapıda ve nasip olursa Kalafat kapıya seyir halindeyiz. Türkiye'den Avrupa'ya transport işi yapan tüm çoğu tırcının geldiği güzergah arkadaşlar. Ve burası bir köy yolu olmasına rağmen yapa yapa, yani sığdıra sığdıra böyle tek gidiş tek geliş bir transport yolu sığdırmışlar. Polis amca da burada olduğunu gördükleri için herkes hızını azaltmış. Bucureşli, Canan Seveş, buralar bilinen, bilindik, her zaman gidip gelip duyduğumuz yerler. Gide gele yol yaptığımız yerler. Ama ben size daha değişik olması babında bu gördüğünüz evlerin otantikliğini söyleyebilirim. Ve doğasını, ormanını anlatabilirim. Merak ettiğiniz tabii ki konular illaki olacak. Sorarsanız dilimin döndüğünce cevap da verebilirim. Benim bir tabirim vardır, Şampiyonlar Ligi diye. Türkiye'de tırcılığın benim nazarımca Şampiyonlar Ligi burası. Tabii bir çıta üstü de var, Lowbet, ama onu da artık yapan helal olsun diyorum. Çok ağır tonajlar taşıyanlar için özellikle onu. Yoksa 20 tonluk paletliği ben de çekerim. Gibi gibi. Sevgili kardeşler, konu buralar ve ormanları ve otobanda karşılaştığımız olaylar. Sürüşüm 2 saat 32 dakika kalmış. O total sürüşüm, 15 saatlik totalimde 10 saat sürüşüm var ise kalan o arkadaşlar. 2 saat 32 dakika kalıyor. Ve nasip olursa bu bizi Güzel Vadi, Halefoğlu, oralara doğru götürecek. Bakalım nerede trak, orada bırak. Yani Polonya'da da benzer bir cümle kullandım. Her babaydın harcı değildir falan diye. Aslında burada da bu cümleyi zikretmekte fayda var. Bak, o adam oraya sığdırdı arabasını, tamam. Orada istirahatini verecek ya da 45 pauza verecek, bir şeyler. Buranın gündüzü böyle güzel. Bir de bunun gece versiyonu var. Yorgunluk da eklenmişse sana, bir de Almanya gibi bir yerden çift şoför gelmişsen, senin sürüş sıranda da burayı gece geçmek varsa, ha, böyle gözlerin fal taşı gibi yolu izliyorsun. Öyle de yorgun sürüyorsun ki ya, 7 ay boyunca bu kardeşiniz bu yolları geceli gündüzlü sürdü yedek şoför olarak. Böyle araba mezarlıkları falan oluyor. Hikaye de şöyle: Romanya, Bulgaristan, bunların hepsi Almanya'nın işe yarayan, yaramayan, onların kendi işine yarayacağı düşündüğü bütün çöplüğü getiriyor abi. Burada değerlendiriyor, parça parça satıyor, bir şeyler yapıyor. Olay hikayesi bu. Zaten biraz dikkatli analiz edebilirseniz eğer, gelen tırların plakalarını okuma şansınız var mı bilmiyorum ama mesela önümdeki şu an pick-up'ın 16 plaka. Bazen karşılaşıyoruz yani. Gazze'de çok karşılaşıyoruz. Kendi firmamızın aracıyla da karşılaşıyoruz. Bu yol dediğim gibi gel git transit yolu. Ve bu yol için bir günlük ödediğim bedel 11 euro. Böyle kuyruk olduk gidiyoruz. 70 diyor. Ya bazen 70'e düşüyoruz. Bazen 80-90'lara çıkıyoruz bu yolda. Önümüzdeki araçların seyir haline göre değişiyor durum. Gece gündüz burada bir transit geçiş var. Git gel, git gel. Bak şurada dikkatinizi çekiyor mu? Yol kenarında bak bir şey var. Abi o gördüğünüz, orada birisi vefat etmiş. Vefat edenin anısını yaşatmak için oraya da bir anıt olsun diye. Adamların ölüye saygısı var. Bu çok dikkatimi çekiyor, bu Hristiyanlıkta falan. Şimdi yeni şeyler çıktı teknolojiyle beraber. Güneş enerjili, böyle toprağa saplamalı, çiçek görünümlü lambalıklar var. Lambalar var böyle. Abi acayip ya. Böyle bir garip, saplıyorsun çiçeği. Akü derdin falan yok. O gündüz elektriği topluyor güneşten. Gece orada bir ışık üzmesi var. Bazen görüyorum yani, böyle denk geliyor. Oo, arkamda da sıra bayağı birikiyor. Önümde de gitmeyen sıra var. Ne yapacağız? Orta yolu bulacağız. Hemen şurada bir kilisenin başlığını görüyorsunuz. Bak yine araba mezarlığı. Buyurun. Yalnız bu adamlar da ani frenlemeler yapıyorlar. Hayırdır kral? 16 tentene. Baksana abi, arabayı ben de sığdırmaya çalışıyorum. Yok, kaldırım taşı çıkıyor. Karşıdan ağır araç geliyor. Bak bir de böyle bir durum var. Arabanın mesela ön çamurluğu değişmiş, boyatılacak değil mi? Adam umursamaz, onu öylece sürer. Adam zaten onu öyle orijinal parçasını bulmuş diye Allah diye seviniyor yani o adam. Şu benim ayakkabılar da Polonya'da bisiklet sürerken iyice kirlendiydi. Bende şey var, İtalya'dan aldığım Dexal marka ev deterjanı. Ama bu sarı gücün babası gibi bir şey, daha kaliteli olduğu iddia ediliyor ve güzel de. Ayakkabılarımı onunla temizliyorum, yıkıyorum. Altını üstünü tertemiz yaptım. Ya şimdi olur ya, bir yerde duracağız, gezeceğiz. Ayakkabısız mı kalalım? Yıkadım. Öyle camdan kurusun dedim. Bayağı da kurumuştur herhalde. Yağmur da çiseliyor dostlar.
yolumuz bahtımız açık olsun. Romanya nasıldı, neredeydi, nasıl bir yerde diye düşünecek olursanız işte Romanya böyle bir yerde. Bilecekleri çalıştırırsam şuradaki helikopterleri görebiliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane helikopter. Kardeşim helikopter, bunlar nereye gidiyor? Gelin ben, siz nereye gidiyorsunuz? Allah, 6 tane helikopter. Oğlum öleceksin, Opel öleceksin. Öyle kafana göre geliyorsun, zart diye giriyorsun. Yağmurda bir de kayacaksın. Şanssız. Anam, 2 tane daha helikopter gidiyor ya. Hızını 70'e düşür kral. Şehir merkezleri genelde 50 de, köy içleri 50 de. Burada 70 diyor. Sıkıntı yok desin. Dayı modumları kesmiş. Bak burada istiflemiş. Burada böyle istiflemiş. 1899. Vay be. 1899. Kanka sen ne yaptın? 1900 desek? Vay anam, 125 yıl. Şimdi bu yollar tehlikeli. Ne oldu? Ha, ne kavşağı? Kavşak mı kaldı? Bu Cüreşti'yi takip edeceğiz. Orşova. Orşova börekçisi var ki, o efsane. Adamlar böyle helalinden iş yapıyorlar, temiz. Yani yol dedim tehlikeliydi falan dedim. Şimdi yağmurla beraber daha tehlikeli oldu. Bir yerde kafamın rahat olduğu yeri söyleyeyim. 21 ton yüküm var. Yani belki yola biraz daha sıkı tutunduğumu iddia edebilirim. Ama ön tekerlekler için ne diyeceğiz? Kayarsa ön teker... 100 metre sonra kavşağa girin, ikinci çıkıştan çıkın. Tamam, 100 metre sonra kavşağa giriyorum. İkinci çıkışta çıkıyorum. Bak şu Sel Uluslararası Taşımacılık, Sel Nakliyat'a buradan selam olsun. Kırmızı kafalı Ford F-Max nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz baba. Çünkü hepimizin gideceği yer aynı. Yine Dönal Kavşağı bakıyoruz abi inatla. Aa, köpekleri seviyorlar. Burada bir Hazreti İsa'mız var. Yollar böyle kardeşlerim. Daha uygun, daha stabil, daha böyle can canlı bir yerler görürsem basarım kayıt tuşuna. Türkülerle sen kurulmaz.
gece dağ başında duran güzeller. Ne paylaşırsınız kar gibi giyinir. Sizin sevdanıza düştüm düşerim. Yanıyor yüreğim kor gibi gibi, kor gibi gibi. Sizin sevdanıza düştüm düşerim. Yanıyor yüreğim kor gibi gibi. Sevgili dostlar, 9 Mayıs 2024. Geldik. Romanya'nın bir parkına geldim. 11 saat dinlenme başlayacak. Ama burada iki tane güzel köpek var. Kaşınıyor demek ki. Bitleri, pireleri var. Ben de ne yaparım biliyor musunuz? Şimdi bunu güzelce böyle bir oynarım şu siyah köpekle. Yanındakine de biraz böyle yoldan dışarı çıkartırım. Yani kaldırıma doğru getiririm. Biz burada bir 11 saat dinlenelim dostlar. Ardından da gece yolculuğumuz başlayacak. Sabaha doğru çıkarız büyük olasılık. Yani bugün istirahat edeceğim yerde böyle bir orman. Ayder Yaylası halt etmiş yani. Öyle bir büyük bir orman. Hemen bu tarafımda da böyle bir orman. Anam bunun ayağı bir de sakat. Senin ağzını yerim lan. Seni biraz daha fazla seveceğim. Sevgili kardeşler, ben istirahate ayrılıyorum. Yarın görüşmek üzere.